görülüyor ki gazetecilere yönelik yeni bir şafak baskını, gözaltı, tutuklama ve veya hapis cezasıyla uyanmayalım. Artık sistematik bir hal alan bu baskılar ülkenin normali haline gelmiş durumda. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 29 Ekim 2022'de tutuklanan ve 16 Mayıs 2023 tarihinde tahliye edilen Mezopotamya Ajansı muhabiri ve DİSK Basın İş Disiplin Kurulu üyesi Diren Yurtsever, Mezopotamya Ajansı muhabirleri Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Zemo Ağgöz, Deniz Nazlım ve Cinnis muhabiri Öznur Değer'e örgüt üyeliği iddiasıyla 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Gazetecilere yönelik hemen hemen tüm davalarda aşina olduğumuz üzere haberlerin kendisi hapis konusu yapılmıştır. Gazetecilerin cezalarına kanıt, onların tüm kamuoyuna duyurdukları haberleri olmuştur. Yine varlığı şüpheli gizli tanık ifadeleriyle gazetecilik mesleği kriminalize edilmiş, faaliyetleri de örgüt üyeliği kapsamında gösterilmiştir. Belirtmek isteriz ki haber konularını, neyin haberin yapılıp neyin yapılamayacağını, nasıl yapılacağını, başlığını, görselini belirleyecek olan mahkeme heyetleri değil, mesleki ilkelerdir. Yargıçlar yayın yönetmenleri, mahkemeler de haber merkezi değildir. Nasıl ki bir hakim kamusal bir görev ifa ediyorsa, gazeteci de kamusal bir görev ifa ediyor. Gazetecilikte haber üretim sürecinin tümü, haber kaynaklarıyla yapılan görüşmeler ve haberin konusu örgüt suçu kapsamına alınarak mesleği kendisi suç sayılamaz. Gazetecilere yönelik sistematik hal alan bu baskı politikalarında uzun süredir ölçü iktidarın hoşuna gidip gitmediği olarak belirlenmiştir. Oysa gazetecilerin görevlerinin başında iktidarın uygulamalarını kamu adına denetlemek, toplumu bilgilendirmek bulunmaktadır. İşte meslektaşlarımız bu faaliyeti yürüttüğü için cezalandırılmış, ülkemiz tam da bu nedenle bir gazeteciler hapishanesine dönüştürülmüştür. Gazetecilik faaliyetleri yürüttüğü için tutuklanan tüm meslektaşlarımız bırakılmalıdır. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapis cezası verilen tüm meslektaşlarımızın cezaları bozulmalı, özgürce toplumu bilgilendirme faaliyetlerini yürütebilmelidirler. Belirtmek isteriz ki bizler gazetecilik örgütünün üyeleriyiz. Hiçbir baskı, hiçbir hapis cezası bizleri toplumu bilgilendirmekten alıkoyamaz. Toplumun hakikate, habere en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde mesleğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın Özgür Basın. Sağ olun.